ağacı. Aslında burası bizim okulumuz. Animasyon değil, gerçek. Doğayı, kuşları, bilimi, sanatı. Hep bu ağaç okulunun üstünde ya da altında öğreniyoruz. Yani kocaman bahçemizde. Hayır hayır, daha da kocaman. Burada evler, okul, atölyeler, hatta okyanus bile var. Tenislerde binlerce balıkla yüzüyoruz. Ve her yıl binlerce insan buraya geliyor. Nerede miyiz? Afrika'nın en güzel adasında. Zanzibar'da. Jumbo, Jumbo. Büyük çocuklar için bir de çocuk üniversitemiz var. İçinde acayip şeyler oluyor. Her sınıfa bir isim verdik. Malcolm X, Nelson Mandela, Muhammed Salah mesela. Hepsi Afrikalı büyük adamlar. Bir gün biz de öyle olacağız. Bahçemize sadece çocuklar değil, annelerimiz de geliyor. Onlar da dikiş öğreniyorlar. Çok güzel bebekler yapıyorlar. Sonra dükkanımızda satıyoruz. Tüm bunları dünyanın her yerinden gönüllerle birlikte yapıyoruz. Hepsi kocaman bir yürekle geliyor. Biz de içini Afrika dolduruyoruz. Sen de gelsene. Bu film aslında size anlatacağım her şeyin 1,5 dakikalık bir özeti. Bu filmde sadece mango ağacının üzerine yaptığımız efsane okulumuzu görmediniz. Ya da annelerimiz ya da oradaki Afrika'daki gençler için oluşturmaya çalıştığımız meslek imkanlarını görmediniz. Meslek atölyelerini görmediniz. Ya da Afrikalı liderler yetiştirmek için kurduğumuz çocuk üniversitesinin haberini almadınız. Aslında bu filmde gördüğünüz şey bunların hepsinden biraz daha fazlası. Bu filmi yapmak için bu çocuklar sadece bir hafta illüstrasyon eğitimi aldılar. Bir gönüllümüz, Merve Çotur, geldi ve çocuklara animasyon öğretti. Ve sonrasında bu film ortaya çıktı. Burada anlatmaya çalıştığım şey aslında şu. Eşit imkanlar verildiğinde Afrikalı çocuklar da dünyanın diğer yerindeki çocuklar kadar yaratıcı, mükemmel, inanılmaz bir kapasiteleri var. Ve sadece ufacık biraz desteklenmeye ihtiyaçları var. Sonrasında artık inanıyoruz ki bu çocuklar kendi filmlerini yapacaklar. Ve biz Afrika'yı başkalarının dilinden, başkalarının gözünden değil, gerçekten Afrikalıların gözünden görmeye başlayacağız. Ve buna ihtiyacımız var. Şimdi bu filmi buraya bırakıyorum. Ve diğer tarafa geçiyorum. Size anlatacağım şey hakkında çok fazla düşündüm. TEDx konuşması yapacağımı öğrendiğim zaman aslında gezdiğim 100'e yakın ülkede yaptığım pek çok proje, katıldığım pek çok spor dalı vesaire anlatacak çok fazla şeyim vardı. Ve eğer bunu anlatsaydım oldukça etkileyici bir konuşma olabilirdi. Ya da kurumsal, büyük, global bir firmanın kurumsal sosyal sorumluluk projelerini yönetiyordum ve Afrika'nın pek çok yerinde yüzlerce projeye katıldım. Bu projelerin her birisi aslında bir TED konuşması olmayı hak ediyor. Ya da 11 yılıma mal olan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesinden aldığım bir doktoram var. O doktora konumu anlatsam bu da çok etkileyici bir TED konuşması olabilirdi. Hatta bunlardan hepsinden belki de daha çarpıcı olanı 13 yıldır tek bir tane ortak noktamız olmamasına rağmen yürüttüğümüz evlilik üzerine yapabileceğim konuşmam olabilirdi. Fakat bunların hiçbirisini yapmayacağım. Bütün bu başarı öyküsünü bir kenara bırakarak aslında geldiğimiz noktayı anlatacağım. Ne oldu da biz bunların tamamını bir tarafa bırakarak Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nun ortasında, küçücük bir adanın en güneyinde minicik bir balıkçı köyüne yerleştik ve orada bir şeyler yapıyoruz. Neydi bizi çarpan? İlk Afrika seyahatim Nijer oldu. Global bir firmanın yatırım ilişkileri müdürüyle beraber bir gıda projesi kapsamında gittik Nijer'e. Ve Nijer'de giderken yanımıza fırfırlı donlar verdi bir tane hayırsever. Dedi ki bunları da dağıtırsınız. Ya dedik yani hani dağıtacak başka bir şey yok mu? Oyuncak olur, kırtasiye eşyası olur. Ya yok dedi bunu dağıtın. Ve biz böyle biraz oflaya puflaya aldık onları gittik. Ama aslında çok büyük bir mucizeye tanıklık ettik bu fırfırlı donlar sayesinde. Çocukların gerçekten altlarında giyinecek donları yoktu ve bu onların bayramlık kıyafeti olmuştu ve inanılmaz mutlu oldular. Bu aslında bir klişedir. Afrika'ya giden hemen hemen her insan çok fakirler ama çok mutlular der. Gerçekten de çok fakirler, belki de bu yüzden çok mutlular diyoruz biz de. Ve fakirlikle mutluluk arasında kesinlikle ters orantı olduğunu düşünüyoruz. Verilen imkanların aslında bizleri daha mutlu yapmadığını düşünüyoruz. Nitekim kendi iki çocuğum var. Bir tanesi filmi seslendiren Mina. Mina'yı hiçbir zaman bu kadar mutlu görmedim ben. O fırfırlı donu alan çocuklar kadar mutlu görmedim.
Afrika seyahatleri Nijer sonrasında devam etti. Tekrar tekrar birçok zaman gittik. Her birisinde düşüncelerimiz daha da perçinlendi, daha da etkilendik, daha da aşık olduk Afrika'dan. Nijer gerçekten ilk görüşte aşktı ama gittikçe büyüdü bu sevgi. Ve bir seferinde Etiyopya'dan dönüyoruz. Etiyopya'da katarakt ameliyatları yaptık. Oradan dönerken dedik ki Zanzibar üzerinden dönelim ve Zanzibar'a geldik. Zanzibar'da sizi böyle bir deniz karşılar, böyle bir okyanus karşılar ve onun içerisinde, o turkuazın içerisinde kaybolursunuz. Yani ve sorgularsınız hayatınızı. Ben ne yaptım da yaşadığım hayatı yaşıyorum ve bu insanlar bu hayatı yaşıyor diye. Yaşadığım hayat şöyle, 45 metrekarelik bir evde yaşıyoruz İstanbul'da. Eşim her gün iki çocuğumuzu okula, beni işe bırakıyor. Günde 5 saat ortalama İstanbul trafiğinde araba kullanıyor. Ve gün ışımadan evden çıkıyoruz, gecenin bir yarısında eve geri dönüyoruz ve oldukça insanlıktan çıkmış haldeyiz. Çocuklar 45 metrekarelik evin içerisinde oyun oynamaya çalışırken sürekli bir yerlerini çarpıyorlar. Çünkü zaten mobilyalar anca sığıyor eve. Her tarafları morarık. Ve böyle bir hayatın içerisinde işte onlara eğitim imkanları zorluyoruz. Yok Waldorf okulu bulmaya çalışıyoruz, yok Montessori okulu bulmaya çalışıyoruz. Kendimize alternatif yollar üretmeye çalışıyoruz. Şu turkuazın içerisinde kaybolmuşken dedim ki bu insanların hiçbir şeyi yok ama her şeyin ortasındalar. Tabii ki mutlu olacaklar. Ve bu bir aydınlanma anıydı. Arkasından torlandık, toplandık, Zanzibar'a yerleştik. Şimdi sadece Zanzibar'a yerleşmemizi turkuaz okyanusla açıklamak aslında hem Afrika'ya hem kendimize biraz haksızlık olur. Bununla beraber şahit olduğumuz birçok şey vardı. Yıllarca o projeleri yönetirken gördük ki milyon dolarlar akıyor gerçekten. Yani dünyanın birçok kurumu Afrika'ya milyonlarca dolar her sene akıtıyor. Fakat bu projeler gerçekten gitmesi gereken yere çoğu zaman gitmiyor. Ve siz başında durmadığınız zaman o proje birden uçup yok olabiliyor. En basitinden çalıştığım firmada biz Uganda'da enerji panelleri yaptık sağlık ocaklarına. Dedik ki ilaçlar bozulmasın çünkü o çocuklar aşılanmadığı için ölüyorlar. Bir sene sonra gittiğimizde enerji panelleriyle birlikte doktorlar kaçmışlardı. Onları da almışlar ve gitmişlerdi. Başında durmadığınız proje sizin projeniz değildir. Böyle dedik ve dedik ki Zanzibar'da biz küçük küçük başlayalım, minik bir aile olarak başlayalım ama bakalım nereye kadar gidiyor. Ben bunu biraz madencilerin maden aramasına benzetiyorum. Elinizde bir maden arama cihazıyla beraber dolanırsınız, dolanırsınız, dolanırsınız. Sonra bir yere gelirsiniz ve artık orada ötmeye başlar cihaz, orada derinleşmeye başlarsınız. Biz işte Zanzibar'da bunu yaşadık. Şu an o cihaz öttü ve derinleşiyoruz. Bir sürü proje yapıyoruz. Ölçeklenebilir, sürdürülebilir. Afrika'nın birçok yerinde uygulanabilir projeler. Ve tohumlar ekiyoruz ve o tohumların yeşillendiğinde her şeyi ne kadar renklendirebileceğini, ne kadar coşturabileceğini hayal ediyoruz. Bu film bunlardan sadece bir tanesiydi. Peki, mükemmel bir doğa, mükemmel mutlu insanlar, güzel bir misyon, bunlar yeterli miydi? Yine değildi. Aslında Afrika'da bizi çarpan bir felsefe var. Hakuna Matata. Birçoğunuz Aslan Kral'dan duymuşsunuzdur Hakuna Matata'yı. Hakuna Matata, aman boş ver salla gitsin, sorun yok, her şey yoluna girer demek. Hakuna Matata'yı bu şekilde biz tanıyorduk ama gerçek anlamını ben Saidi ile öğrendim. Saidi bizim köyümüzün 90 yaşlarında bilge bir öğretmeni. Çok bütün köydeki insanları o yetiştirmiş. Mükemmel entelektüel bir insan. Bundan 40 yıl önce, 40-50 yıl önce Almanya'da ziyaret ettiği orman okulları üzerine sohbet edebiliyoruz. Düşünün. Ve Saidi ile buluşamıyoruz. Bir türlü vakit ayıramıyorum ona. Sürekli sözleşiyoruz ve iptal etmem gerekiyor. Bir gün Saidi'yi gördüm. Dedim ki ne olur hakkını helal et. Gerçekten çok uğraşıyorum ama bir türlü uyuşturamıyorum zamanı. Saidi gülümsedi ve dedi ki kızım bu sizde olan bir hastalık. Bizde yok. Zaten Allah ol dediğinde olacak. Rahat ol. Hakuna Matata. Orada Hakuna Matata'nın gerçek anlamını anladım. Dedim ki evet Allah ol dediğinde olacak. Rahatlayabilirsin. İkinci felsefe pole pole. Pole pole yavaş yavaş demek. Siz Afrika'ya gittiğinizde birçok insan size pole pole der. Çünkü sizin o acayip koşturmacalı hayatınızı gerçekten anlayamaz. Gerçekten niye böyle yapıyor bu insanlar, çıldırmış olmalılar diye bakarlar size. Pole pole de bizi yavaşlatan ki hala tam anlamıyla sindirebilmiş değiliz. Umuyorum bir gün gerçekten hem Hakuna Matata'yı hem pole pole'yi sindirebiliriz. Bunların ikisini sindirdiğinizde ulaştığınız gerçek felsefe ise Nirvana. Nirvana hayatın sonsuz, aşırı istek ve arzularından kurtulup hayatın anlamını bulmak demek. Ben şimdi size sorayım, hayatınızda Nirvana'yı hissettiniz mi?
Allah'ım beni bunun için gönderdim ve ben yaratılış amacıma uygun olarak istediğin şeyi yaptım, yerine getirdim. Artık canımı alabilirsin. Bitti. Dediğiniz herhangi bir an yaşadınız mı? Bunu erkekler, Türk erkekleri sorduğum genelde maçlarda hissedebiliyorlar veya kadınlar doğumda hissettiğini söylüyorlar. Ama gerçek anlamda Nirvana'yı hisseden çok fazla insanla tanışmadım maalesef. Afrika'da buna çok kolay erişebiliyorsunuz. Çünkü aşırı istek ve arzular zaten yok, doğal olarak yok. Çünkü elektrik çoğu zaman yok, gidiyor günlerce gelmiyor. Su gidiyor, 4 ay gelmiyor. 4 ay susuzsunuz, düşünün. Ya da şimdiye kadar hep güzelledim ama bazı Afrika istatistiklerinden bahsedeyim size. Mesela eğitim oranları, halkın %40'ı, yani bütün Afrika'da %40 insan okuma yazma biliyor ve bunların okuma yazma bilmeyenlerin 3'te 2'si kadın. Ya da Afrika'da bir kadının hamilelik süresince veya doğum esnasında ölme ihtimali New York'taki bir kadının ölme ihtimalinin 230 kat daha fazlası. Çocukların sadece %6'sı ilkokul sonrasında eğitim hayatına devam edebiliyor. Sonra da diyoruz ki o kadar milyon dolarlar gidiyor. Neden olmuyor? Neden Afrika böyle hala diyoruz? Olmaz tabii. Farklı bir açıdan bakmıyoruz. Afrika'ya gerçekten sahip olduğu potansiyelini destekleyici bir şekilde bakmıyoruz. Ben Afrika'yı kekeme bir çocuğa benzetiyorum. Çok büyük dramlar yaşamış. Gerçekten çok korkmuş. Yani 1000 yıllık bir sömürü tarihi var. Fakat bununla beraber birazcık desteklendiğinde inanılmaz bir potansiyele sahip. O başta gösterdiğim film bunun bir ispatıydı. Peki değdi mi? Ne oldu? Biz gittik. Bana herkes bunu soruyor. Sık sık arkadaşlarım ararlar. Aradığın şeyi buldun mu? Gerçekten aldı mı? Falan diye öyle sorarlar. Değdi arkadaşlar. Sonuna kadar değdi. Şimdi mükemmel bir ailemiz var. Koskocaman bir ailemiz var bizim. Ve bu ailemizin her bir bireyi ayrı. Şimdi Afrikalı insanlar ikiye ayrılır. Bir, Afrika'da doğanlar. İki, Afrika içine doğanlar. Ben, Emi ve hatta Nico, bizler Afrika içine doğan Afrikalılar grubundayız. Emi aslında Alaskalı, 17 yaşında terk etmiş Amerikan rüyasını. Önce Tayland'a gitmiş, 7 yıl orada yaşamış. Sonra Afrika içine doğmuş, Afrika'ya gelmiş. Bizim hem İngilizce öğretmenimiz, hem sosyal bilimler öğretmenimiz, hem de ritim öğretmenimiz. Şaşırıyorsunuz değil mi? Yani Afrika'da bir okul hayal edin. Mango ağacının tepesinde Alaskalı bir kız gelmiş, çocuklara ritim dersi veriyor veya işte sosyal bilimler dersi veriyor. Gerçekten çok ezber bozucu. Bizim Afrika'ya genel yaklaşımımız, yani merhamet yüklü ama biraz da ukala, biraz da ben merkezci yaklaşımımızdan çok farklı. Ama aldığımız sonuçlar da çok hızlı, çok daha güzel. Bu Nico, bizim kafemizi işletiyordu geçen sene. Aslında içine Afrika düştükten sonra gelmiş, Afrika'yı bisikletle dolaşıyor. Ve her ülkede farklı farklı projeler gerçekleştiriyor. Nico Fransız, o yüzden bizim kafenin bir Fransız kafesi olduğunu düşünüyorlar. Kafe dediğim şey de bu Talha ile beraber annelere, yetim annelerine dikiş öğretiyoruz. Şu üzerimdeki kıyafeti, şu kafamdaki boneyi yapıyorlar anneler. Ve bebekler yapıyorlar. Kabile bebekleri, Masai, Zulu, Afrika'nın zenginliğini insanlara öğretecek, insanlara Afrika'nın ne kadar mükemmel ve kocaman bir dehliz olduğunu anlatacak bebekler yapıyorlar. Onları o kafede satıyoruz. Gelen para da yine annelere maaş olarak dönüyor. Tamamen sürdürülebilir, tamamen anneleri kendi ayakları üzerinde tutan, sponsorluk ve bağış anlayışının tamamen dışında bir şey. İşte Nico oradaki ürünleri satıyordu büyük bir gazla, büyük bir iştiyakla. Talha ise bizim köyümüzün en entelektüel kadını. Talha zaten tarım kooperatifi ya da bunun gibi pek çok kadınlarla mikro kredi gibi uygulamaları denemiş. Bizimle beraber de yetim anneleriyle beraber dikiş atölyeleri projesini denedi. Şimdiye kadar 50 civarında annemiz kendi ayaklarının üzerinde durabilecek seviyeye geldi. Bunu 10 yıl içerisinde 1000 anneye çıkartmaya çalışıyoruz. 1000 demek ortalama her birinin 5 tane çocuğunun olduğunu düşünürsek 5000 tane genç demek. Ve bize sadece bir tane çocuk üniversitesine de gelen, sadece bir tane gerçekten Afrika'nın değerinin farkında, kendi değerinin farkında idealist genç yeterli. Bu İshak. İshak köyümüzün gençlerinden bir tanesi. Şimdi Zanzibar'da turizm var. Baktığınızda Zanzibar'ı böyle bir balayı adası gibi görürsünüz. Ve sahiller İshak gibi gençlerle doludur. Aslında her birisi çok kıymetli, çok zeki insanlar. Fakat bunlar beach boy. Yani sahilde oturup gelen muzungu diyorlar beyazlara. Beyaz adama dolfinle yüzmek ister misin? İşte seni götürelim birazcık snorkel yap falan derler. İşte hasbelkader bir tane muzungu kabul ederse oradan kazandığı para onu bir ay götürür. Biz ne yapıyoruz? Bu gençler için işte o en baştaki videoda gördüğünüz meslek edindirme atölyelerini düzenliyoruz. Bu gençlere turizm, sosyal girişimcilik, bilgisayar, İngilizce öğretiyoruz. Diyoruz ki yapın ama böyle yapın.
kuralına uygun yapın. Uluslararası sosyal girişimcilik ağlarına dahil olmaya çalışıyoruz. O insanları oraya getirmeyi düşünüyoruz. Hatta TEDx Zanzibar yapmayı planlıyoruz şu an. Bu da Atış. Atış bizim oğlumuz. Yanındaki Mina ve Hüma benim kızlarım. İkisi arasında büyük bir yarış var Atış'a karşı. İkisi de Atış'ı seviyorlar. Atış da bizim köyümüzün en yetenekli çocuklarından bir tanesi. O en başta gördüğümüz videoyu yapan çocuklardan bir tanesi. Kodlama derslerine katıldı. Çünkü bizim çocuk üniversitesinde kodlama, mekatronik, robotik, elektronik gibi dersler var. Ve o derslerden sonra artık kendi kodlarını yazıyorlar çocuklar. Atış artık kendi oyunlarını kendisi yapıyor. Bu da Beyza. Beyza bizim gönüllü koordinatörümüz. Bizim şimdiye kadar 250 civarında gönüllümüz oldu. Gelen her gönüllü heybesinde kendi yetenekleriyle, kendi eğitimiyle geliyor. Bilim adamı gönüllülerimiz geliyor, bilim şenliği düzenliyor, bilim kampı düzenliyor. Astrofest düzenliyoruz Zanzibar'da. Veya doktorlarımız geldi, 10 tane doktor, 10 tane köye gittiler ve orada binlerce kişiye hem tarama yaptılar, hem hijyen eğitimleri verdiler, hem de o çocuklara kitapçıklar dağıtarak onları küçük hastalıklardan, yani aslında hayatlarını kaybettikleri şeyler öyle büyük büyük salgın hastalıklar, AIDS falan değil. Küçücük enfeksiyon hastalıklarından dolayı hayatlarını kaybediyorlar. Bunlarla nasıl mücadele edebileceklerini öğrettiler. Belki bakıldığında hiçbir yerde çıkmadı, hiçbir şekilde bunu haberleştirmedik, basına vermedik. Ama belki bir sürü çocuğun hayatı kurtuldu. Beyza geçen sene Yacht Challenge kapsamında geldi. Yacht Challenge bizim yılda bir kere yaptığımız bir program. Her sene Afrika'nın bir meselesini dert ediniyoruz. Geçen sene işte yetim annelerine meslek kazandırmaydı, dikiş atölyeleri projesi çıktı. Bu sene başka bir konumuz olacak. Beyza Yacht Challenge'a projesiyle katılmıştı. Çünkü birçok insan gelmek istiyor ama uçak biletleri çok pahalı, gelemiyor. Ne yapıyoruz? Bütün masrafların benden diyoruz. Yeter ki gel ve projeni ete kemiğe bürüyelim seninle birlikte. Şimdi, bütün bu anlattıklarımdan sonra gerçekten Afrika'ya aşık olmaya hazır mısınız? Gerçekten Afrika'daki çocuklara da eşit imkanlar sağlandığında bizim çocuklarımız batıdaki çocuklar kadar mükemmel eserler koyabileceklerine inanıyor musunuz? Gerçekten hayatınıza biraz Hakuna Matata, biraz Pole Pole, biraz da Nirvana enjekte etmek istiyor musunuz? Eğer bunları istiyorsanız ve gönüllümüz olmak istiyorsanız biz bu eşsiz yolculukta size refakat etmeye hazırız ve gönüllüyüz. Teşekkür ederim.